Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün evimdeyim. Bugün size oyuncaklardan bahsedeceğim. Özellikle hangi oyuncaklardan? Köpeğin av güdüsünü tatmin ettiğimiz oyuncaklardan. Daha öncesinde bazı videolarımız vardı. Yine burada çekmiştik. Bunlardan bir tanesinde Kong klasiği tanıtmıştım. Çok tatlı bir video. Herkes de sevdi. Aşağı yukarı bine yaklaştı. Ee, o videoda ne vardı? Tuzluğum vardı tabii ki. Uğurlu geldiği için yine tuzluğumu koydum. O videoda şu vardı. Bazı oyuncakları köpekler kendi başına oynuyordu. Bazı oyuncakları biz varken oynuyordu. İşte bugünkü oyuncakların tamamı biz varken oynayabileceği oyuncaklar. Kong gibi ya da ona benzer anksiyete oyuncakları gibi oyuncakları ayrı tutuyoruz. Onun dışındaki bu oyuncaklara neden ihtiyacımız var? Önce ondan bahsedelim. Neden ihtiyacımız var? Çünkü siz genelde yavruları biz de o şekilde sahiplendiriyoruz. Çünkü talep o yönde. 2 aylıkken, 3 aylıkken ediniyorsunuz. Ya da sokaktan sahipleniyorsunuz. Küçük olsun istiyorsunuz. Küçük olsun ki bana daha iyi alışsın, aileme daha iyi alışsın diyorsunuz ama burada ciddi bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Isırarak oynama sıkıntısı var. Özellikle paçalar, etekler, çoraplar, terlikler, eller, köpeklerin direkt hedefi oluyor. Ben size şunu diyemem. Isırarak oynuyor, şudur budur. Ya ısırarak oynuyor, tabii ki oynuyor hayvan. Ama bu ileriki süreçte çok can yakıcı olabiliyor. Zaten dişler iğne gibi. İğne gibi olduğu için neyle karşılaşıyoruz biz? delinmelerle ve yırtılmalarla. Mesela köpeğin dişi geliyor. Büyük köpeğin ısırsa sıkıntı yok. Mesela bakın şurada bir nokta var. Belki görürsünüz. Büyük köpeğin dişi. Tek nokta. Ama çekemiyorsunuz onda. Kalıyor. Sabit. Ama küçük köpekte ne var? Dokunuyor. Elinizi bir çekiyorsun. Cart diye yırtıyor. Çok fazla tırnak sıkıntısıyla, diş sıkıntısıyla karşılaşıyoruz biz. Köpeklerin içgüdüsel bir ihtiyacı var. Ne ihtiyacı var? Hareketli nesneler ilgi çekici köpekler için. Neden? Av güdüleri var köpeklerin çünkü. İşte bugün av güdüsünü biz nasıl tatmin edeceğiz? Ondan bahsedeceğim. Onun için üretilmiş oyuncaklardan bahsedeceğim. Daha sonrasında o oyuncaklardan bu tarz oyuncaklara nasıl geçeceğiz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi şunu çok iyi bilmek lazım. Köpeğin bir iç güdüsü var. Pudalınızda olsa köpek ısırarak oynayacak. Pomeran yanınızda olsa oynayacak. Doberman yavrunuzda olsa oynayacak. Alman çobandan Malinoa'da da zaten oynar. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Hayvanın bu ihtiyacını bir şekilde tatmin etmemiz lazım. Diğer türlü hıncını ne yapacak? Hıncını bizim paçalarımızdan, terliklerimizden alacak. İşte o yüzden bizim böyle oyuncaklar mutlaka edinmemiz lazım yavruluk döneminde. Şimdi daha önceki videolarımda mutlaka izlemişsinizdir. Yeni köpek alışverişinde almanız ya da almamanız gereken oyuncaklar üzerine konuşmuştuk. Orada ben ne demiştim? Köpeğinize bir mikrofiber bez alın, temiz bir bez olsun, onunla oynatın. Mantık ne? Paçavra mantığı. Hareketli olsun, köpek tutsun, çekiştirin. Sonrasında fark ettim ki ben sizin iyiliğinizi düşündükçe aman ona para vermeyin, buna para vermeyin, şöyle yapmayın, işte clicker almayın ya da ne bileyim işte şu oyuncağı almayın. Göğüs tasması almayın. Fleksi almayın dedikçe siz inatla alıyorsunuz. Ben de o zaman bu iş için üretilmiş özel oyuncaklar ne derse hepsini topladım. Sizin karşınıza çıktım. Alın. <laughs> bu oyuncaklardan alın. Şimdi bu oyuncakların temel mantığı ne? Fark etmişsinizdir. Hepsinin bir tutma yeri var ve hepsi sallanıyor. Bakın bu da sallanıyor. Bunda da ufak ufak ipçikler var bakın sallanıyor. Daha uzun iplisi var. Bir bu tarafa, bir bu tarafa atabiliyorsunuz. Sonrasında şöyle bir materyal var. Davul oyuncak şeklinde köpek ağzını daha fazla açsın diye. Ağzını daha fazla açmaya odakladığımız bir oyuncak. Bakın yine bunun ipi var. Bakın bu da sallanıyor. Bir bu tarafa atıyoruz. Sekiyor bir de yerde. Bir bu tarafa atıyoruz. Bir bu tarafa atıyoruz. Köpek peşinden koşuyor. Gideyim yakalayayım, gideyim yakalayayım, gideyim yakalayayım. Yine daha büyük ağızlı köpeklerde ya da ağzını tam açamayan köpeklerde ağzını daha fazla açmasını istediğimiz köpeklerde kullandığımız büyük davul oyuncak var. Onda da bakın şey gibi sultanların gürzü gibi ama bunu çok seviyorlar. Özellikle kimler? Rottweiler'lar, Dobermanlar, Alman çoban, Golden yavruları. Özellikle 6 aydan sonra falan bunlar küçük geliyor. Böyle basmayı çok seviyorlar. Bu oyuncakları teker teker tanıtacağım. Ne bunların özelliği? Hepsi sallanıyor. Hepsi sallanıyor. Sallanması neyi tetikliyor? Köpeğin av güdüsünü tetikliyor. Av güdüsünü tetiklediği zaman ne mi oluyor? Köpek hareketli nesneler ilgi çekici olduğu için oraya odaklanabiliyor. Otizmli çocukların dünya görüşü gibi. YouTube'da videoları var. Otizmli bireyler dünyayı nasıl görür diye. Mesela her taraf flu. Bir araba geliyor. Arabanın plakasına odaklanabiliyor. Ya da bir insan geliyor. Sadece o insana odaklanabiliyor. Diğer yerler flu. Köpekler de aynı bu şekilde bakıyorlar dünyaya. Bütün dünya flu köpekler için. Tabii ki ben otizmli bireylerle köpekleri tabii ki bir tutmuyorum ama fizyolojik durumları bu şekilde. Zaten doğuştan 4,5-5 derece miyop doğuyorlar avgüdüleri olan hayvanlar. Ortalama 100-150 yılda üretilmiş canlılar, son 100-150 yılda üretilmiş canlılar ama ortak ataları kurtlar. Kurtlar nasıl canlılar? Avcı canlılar. Hareketli nesneler her zaman ilgi çekici oluyor. Doğada kurtların av yapma şeklini düşünün. Geyik ne yapıyor kurdu görünce? Donuyor kalıyor. Neden? Ben hareketsiz kalayım. Bu hayvan beni fark etmesin diye. Bütün avcılara karşı avların ilk öncelikle başvurduğu yöntem donmak. Donunca hayvan onu fark edemiyor. Ama hareketli olunca odaklanabiliyor. Kaçamıyor oradan. Mesela geyik sürüsüne bir dalıyor. Hareketli koşan bir geyiği asla vazgeçmeden sonuna kadar takip edebiliyor. Geyik yavrularını geyikler nasıl saklıyor? Yavrum sen bu çalının dibinde kal. Sakın kıpırdama diyor ki seni göremezsin. İşte bizim bu güdüyü tatmin etmemiz lazım. Bu güdüyü tatmin etmemiz için de oyuncakların hareketli olması lazım. Zaten bu nedenle sizin ayaklarınıza hücum ediyor. Bu nedenle terliklere saldırıyor. Bu nedenle ellere saldırıyor. Hepsi hareketli bakın gidip de sizin buranıza saldırmıyor. Belinize saldırmıyor. Kafanıza saldırmıyor. Hep yakın ve hareketli olan şeylere saldırıyor. Çünkü daha kolay, daha dişe dokunur olduğu için. İşte bizim bu oyuncaklardan mutlaka almamız lazım ki bu oyuncaklarla ne yapalım? Hayvanın av güdüsünü tatmin edelim. Ellerimizi, paçalarımızı, terliklerimizi, çoraplarımız mesela Jack Russell'lar çorapları çok seviyorlar. Kurtaralım köpeklerin ağzını. İşte bunun için üretilmiş oyuncakları biz özellikle köpeğin ilk 6 ayında şiddetle tavsiye ediyoruz. Burada gördüğünüz bunların hepsi bu arada bizim sponsorumuz FD Dokun ürünü. FD Dokun ne? Can dostumuz firmasının bir markası. Can dostumuz firması. Kimin markası? O da benim markam. Dolayısıyla kendi markam bana sponsor oluyor. E ne yapalım? Siz sponsor olmuyorsunuz. Belki ileride siz de sponsor olursunuz. Şimdi Temel mantık ne? Ben köpeğe bir hedef vereyim. Örnek veriyorum. İşten geldim. Açtım Müge Anlı'yı. Sinan'ı izliyorum. O sırada köpek Aa, sahibim gelmiş dedi. Tuttu paçadan. Sinan'a mı odaklanacağım? Müge Anlı'ya mı odaklanacağım? Paçamı mı kurtaracağım? İşte o tarz durumlarda kullanacağım oyuncak böyle oyuncaklar. Neden? Hareketli bir hedef vereceğim köpeğe. Köpeğe hedefi vereceğim. Köpek tutacak. Köpeğe hedefi vereceğim. Köpek tutacak. Sonra başlasın çekiştirme oyunu. Motivasyonu nasıl artırıyorduk biz diğer videolarımızda? Köpeğin önünden oyuncakları alın diyorduk. Öyle değil mi? Oyundan oyuncakları alacaksınız. Sonra köpeğe oyuncağı göstereceksiniz, kovalatacaksınız, tutturacaksınız, çekiştirme oyunu başlayacak. Sonra kazanmasına izin vereceksiniz. Köpek gidecek, başardım diye o hazzı yaşayacak. İşte bu oyuncakların tamamında bu güdüyü tatmin ediyoruz. Bu güdü de neydi? Av güdüsüydü. İngilizler ne diyor buna? Prey drive diyor. Yani köpeğin av güdüsünü tatmin etmezsek eğer hayvancağız hıncını gidecek bizim elimizden alacak. Paçamızdan alacak, ayağımızdan alacak. İşte o yüzden bizim böyle oyuncaklara ihtiyacımız var. Şimdi bu ve bunun arasındaki fark ne? Bu daha ufak köpekler için. Örnek veriyorum. Pomeranyan. Poodle gibi köpekler için kullanılabilecek bir oyuncakken burada olayın çapı bir tık artıyor. Golden yavruları çok seviyorlar. Mesela orta boy köpekler, Border Collie'ler, ondan sonra Labrador yavruları, Alman çoban yavruları 3 aya kadar, 4 aya kadar bunları çok seviyorlar. Ama sonrasında hayvanı daha fazla koşturmanız gerekiyor. Enerjisini atsın diye. Ama aşıları bitmemiş, dışarıya çıkaramıyorsunuz. İşte orada da uzun ipli oyuncaklar. Neden? Bir bu tarafa atıyorsun oyuncağı. Köpek bir gitti oraya. Çekiştirdin, kovalattın, 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 bir bu tarafa atıyorsun. Sonrasında yakalanmasına müsaade ediyorsun. Çekiştirme oyunu başlıyor. Sallıyorsun, 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 sallıyorsun. bırakıyorsun. Köpek başarıyor. Ağzından bırakır bırakmaz ipinden tutup bir daha oyunu başlatıyorsun. Köpek diyor ki, ben bırakayım oyun başlasın. Ben bırakayım oyun başlasın. Bunlara biz paçavra oyuncak diyoruz. İnternette de paçavra oyuncak diye bulabilirsiniz. Zaten bizim ürünlerimizin linkini de aşağıda sunacağım. Paçavra oyuncakları özellikle ilk 4 ay, 3 ay yavrular çok seviyorlar. Ama burada ufak bir nüans var. Ona dikkat edin. Bir ara dişleri dökülmeye başlıyor köpeğin. Böyle bir anda çıt diye ortada diş görebiliyorsunuz. Köpeğinizin dişleri döküldüğünce köpeğiniz yaşlı nineler gibi dedeler gibi olabiliyor ağzı kalıcı dişler çıkana kadar. O dönemde köpekle şu mücadeleye çok girmemek lazım. Koşturun yine, kovalatın oyuncağı, tutsun, çok fazla asılmayın. İki sallayın bırakın, iki sallayın bırakın. Hayvanın canı acıyabilir. Sonraki dönemde neyle karşılaşıyoruz biz? Sonraki dönemde artık yavaş yavaş baytlara, ağzı daha fazla açmaya odaklamamız lazım. Neden? Köpeğin ağzı büyüyor. Bunlar artık kesmiyor köpeği. E kesmediği için ne yapacağız? Kesmediği için artık ağzını daha fazla açmasına, daha fazla hamle yapmasına imkan tanıyan bu tarz oyuncakları almakta fayda var. Biz buna davul oyuncak diyoruz. Bunu yurt dışında gördük biz. Çok hoşumuza gitti kendimize aldık falan o köpekleri oynattık sonra kendimiz yaptırdık birebir. Bu orta boyu bu da büyük boyu. Mesela bir kane korsanız var. Bu kadar kafa var yavru köpekte. Şimdi siz bunu alırsanız hayvancağıza ne olur? Kesmez. Bir anda ısırır böyle. Ağzının içinde kaybolur. O tarz arkadaşlara bunu alacaksın. Ya da pitbullunuz var. Ya da ne bileyim Amerikan staffınız var. Malinoanınız var. Bayt'ı ucundan ısırıyor böyle. Tam ısırmıyor. Tam şuradan tutuyor mesela. O tarz durumda ağzını daha fazla açması için büyük oyuncak alacaksınız ki böyle tutamasın. Bakın tutamaz bunu. Bunu tutması için ne yapması lazım hayvanın? Büyük açması lazım. O zaman ağzına tam otursun. Bunu büyük açmaya alışırsa hayvan buna da ısırır. Daha büyük kolluğa da ısırır. İşte burada yine aynı mantık var ne yapıyoruz? Köpeğe bir hedef veriyoruz. Sallıyoruz, sallıyoruz, atıyoruz. Sallıyoruz, sallıyoruz, atıyoruz. Köpek koşuyor, köpek koşuyor, yakalıyor. Çekiştirme oyunu başlıyor. Sonra köpeğe teslim ediyoruz. Çocukla tavla oynar gibi, oyun oynar gibi hep kazanmasına izin vereceğiz bu dönemde. Kazansın, kazansın, kazansın ki hep oynamak istesin. Sonrasında demiştik eğer köpeğiniz büyükse ya da orta boy ama ağzını açmıyorsa, ucundan ısırıyorsa o tarzda, o zaman da büyük oyuncak alacaksınız. Siz bunu büyük topla da yapabilirsiniz ama top her zaman daha fazla kontrol ve tecrübe gerektirdiği için top, ipli toplarda ve toplarda oyun oynarken ısırılma durumunuz oldukça fazla oluyor. Ama burada tutma kulbu oluyor. Köpeğin burada hiç işi yok. Burada işi yok köpeğin. Köpek sadece buraya gittiği için gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu ne, kimlere kullanabilirsiniz? Poodle'lara, Maltese yerlere, ondan sonra Golden yavrularına kullanabilirsiniz. Ama bunda köpeğin boyutu büyüyor. Ya da daha büyük boyutta ısırmasını istiyorsanız, daha rahat ısırmasını istiyorsanız böyle bir oyuncak almak durumundasınız. Bunların hepsini koyduk kenara. Tuzluğumuzu da koyalım. Uğur getirsin diye koymuştuk. Gelelim baytlara. Bunlar da yine FD dokum markasının güzel oyuncakları. Bunun ikisinin arasında kullanılabilirlik açısından hiçbir fark yok. Sadece materyal farkı var. Bu özel bezden üretilmiş. Bu bezin dış yüzeyi e, itfaiye hortumlarında da benzer bir şey var. Dokusu aşağı yukarı bez itfaiye hortumuna benziyor köpekler ısırırken haz duyuyorlar. Bunların iç, ikisinin de içinde yün var. Bir yün koydurttuk buna. Ama taş gibi yapmadık. Çok yumuşak da yapmadık. Tam orta kararda. Yani hayvan ısırdığı zaman haz duysun diye. Bakın biz elimizle bile bastırdığımız zaman şöyle hafif eğilebiliyor. Köpek ısırmaktan haz duysun diye. Burada da ne demiştik? Work videosunda vardı. Köpeğe Bunlar gibi değildi. Burada ucundan tuttuğun için sen elini kurtarabilirsin. Bir sağa atarsın, bir sola atarsın. Sıkıntı olmaz bunda. Ama bunda çekiştiremezsin. Sağa sola götüremezsin bunu. Köpek en yakın yerden hedefe ulaşmak istediği için tam böyle tutarken çekersen eğer köpeğin eli, çok pardon, köpeğin ağzı sizin elinize gelir. Mesela şöyle hedef verdim köpeğe. Tam atlayacak elime çekersen o sırada elim ısırılır. İster istemez. Hayvan çünkü hedef odaklı gelir. Bunlarla çalışırken zaten o videomuzda var. Köpeğe her zaman ne yapacaksınız? Bir hedef vereceksiniz. Köpek gelip ısıracak. Isırdıktan sonra ne yapacağız? Isırdı köpek. Ağzının tam sağından ve solundan tutacağız. Sonrasında iki sallayacağız, bırakacağız. İki sallayacağız, bırakacağız. Köpek gitsin diye. Şimdi bunun bir tık daha profesyoneli var. O da kahverengi için. Burası deri bakın. Bunu da çok seviyor köpekler. Ama buna göre bir tık daha kaliteli malzeme. Yine içini yünle doldurduk biz. Ve orta kararda. Taş gibi değil yani. Vurunca kafasını kıracak şekilde değil. Çok haz duyuyor köpekler bundan. Fark ettiyseniz bunların hepsi adım 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 işlenen şeyler. Örnek veriyorum. Doberman yavrusu aldın. Dedin ki Can hocanın videosunda bu baytlardan vardı, kullanayım. İki aylık yavrunun önüne bunu koyarsan hayvan ısırmak istemez, tad almaz. Bu arkadaşa ne vereceksin? Bu arkadaşa bundan alacaksın. Bez, bakın, daha doğrusu deri, deri malzeme, ama bez kalınlığında. Çekiştirsin, kovalasın, tutsun diye. Sonrasında hedef odaklı çalıştıracaksın. Sağa, sol sağ, sol. Hedef gidecek köpek. Sonrasında ağzını açma üzerine çalıştıracaksın. Ne kullanacağız? Bu tarz toplar da olabilir ama biz davul oyuncak kullanıyoruz. Böyle ağzını açmasına yönelik oyuncaklar kullanacaksın. Sonra bayta geçeceksiniz. Sonra bayta geçeceksiniz ki hayvan bir anda kültür şoku yaşamasın. E baytları da bitirdik. Artık bayta da çok güzel çalışıyor. İtaat eğitimini de tamamladık yaşı da geldi bir, bir buçuklara. Artık karakteri de oturdu sizinle de uyum içinde. Artık bu arkadaşa ne ısıttıracağız? Artık bu arkadaşa bunu ısıttıracağız. Bu ne? Bu da tabii koruma eğitimlerinde kullandığımız güzel bir ısırma yastığı. Bunu kolluk olarak da kullanabiliyoruz tabii ki. Şöyle kolumuza da takabiliyoruz. Çok dikkatli bakarsanız üzerinde diş izleri, kan izleri görebilirsiniz. Çünkü hunharca ısırdığı için bu arkadaşlar dillerini falan da dudaklarını da ısırabiliyorlar. Bunun yapısı fark ettiyseniz çok daha kalın ve içindeki malzeme de oldukça dayanıklı ki birçok köpeği ısıttıralım, çok sert köpeklerle çalışabilelim ve bu parçalanmasını istiyoruz. Tabii ki bu koruma eğitimi safhasında. Ama buraya gelmek için bir alt basamak ne? Bu düştü ve bu bite ama bunu düzgün ısırmasını istiyorsak bunları bu tarz şeyler ısıttıracağız. Bunlarla ağzını açmasını öğreteceğiz. Daha öncesinde de direkt bunu alırsanız Alman çoban yavrusu 3 aylık çoban Alman çoban yavrusunu atarsanız hayvan caz korkar. Onun öncesinde de ne kullanacağız? Bunları kullanacağız tabii ki. Bunların hepsi ısırma eğitiminin birer aşaması diyelim. Bunları eğer düzgün bir sırayla yaparsanız köpeğinizde ne alırsınız? Sizinle interaktif ilişkiye girdiği için verim alırsınız. Sizinle daha uyum içinde olan bir köpek elde etmiş olursunuz. Köpeğiniz der ki: "Aa, sahibim geldi. Şu oyuncağı çıkarsın da biraz oynatsın beni." Oynatırsınız, oynatırsınız, oynatırsınız. Ondan sonra paçalarınızı, terliklerinizi, ayaklarınızı, ellerinizi kurtarırsınız. Bütün bu oyuncakları hatta en son gösterdiğim kolluk dahil hepsinin ortak bir özelliği var. Burası çok önemli. Bunların hiçbirini köpeğin önünde bırakmayacaksınız. Neden? Parçalar çünkü buna vereceksiniz örnek veriyorum 100 lira para vereceksiniz. Ertesi gün 100 lira daha vermemek için köpekle oynatacaksınız, bırakacaksınız. Kendi halinde oynarken önünden alacaksınız, bitti. Sonra tekrardan oynatacaksınız, bitti. Bu sadece siz varken işe yarayacak. Ya da bu, ya da bu. Siz varken işe yarayacak şeyler. Köpeğin diğer türlü bunlara ulaşamaması lazım. Ulaşırsa ısırır, kenarını parçalar, burasını parçalar, içini çıkarır. Ondan sonra bir de bunu tamiriyle uğraşırsanız ya da direkt çöpe atarsanız. O yüzden bu oyuncakları ne yapacakmışız? Köpeğin önünde bırakmayacakmışız. Bakın geçen koruma eğitiminde Belçika Maluna burayı parçaladı. Biz buranın üzerine deri malzemeyle tekrardan kapladık. İçine sünger koyduk. Yani bu da olsa parçalanıyor. O yüzden hiçbir suretle köpeğin önünde bu malzemeleri bırakmayacaksınız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok tatlı bir konu üzerine konuşacağım. Köpeğim neden kaka yiyor? Eminim sizin köpeğiniz de yemiştir. Sonrasında da bir de sizi yalamıştır. Böyle buram buram size kokmuştur. Bunun nedenleri neler? Nasıl üstesinden geliriz? Onun üzerine detaylı bir anlatım yapacağım. Ben de çok severim çünkü bu konuyu anlatması çok tatlıdır. O yüzden bir sonraki videoyu anlatmayı iple çekiyorum. Eminim siz de dinlemek için merakla bekliyorsunuzdur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için dediğim gibi tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.